aslında sayısal veri anlamında baktığımızda kadınlar daha yoğunlukta çalışıyorlar. Özellikle hemşire olarak meslek gruplarına baktığınız zaman sayısal çoğunluğun olduğunu görüyorsunuz. Ama o birlik bir türlü sağlanamıyor. Bu yine işte o bakış açısıyla gelişiyor ama kadınlar ne yapabilirler? Bence kadınlar kendi sınırlarını zorlamak zorundalar. Kendilerinin farkına varmak zorundalar. Bunun içinde o bilinç düzeyinin oluşması, o erkek egomanyasının kırılması gerekiyor. Bunu ne yapacağız? Aslında yanımızdakini de özgürleştirerek başaracağız. Belki 8 Mart'ı konuşurken dünya tarihinden ziyade Orta Doğu coğrafyasında kadının yeri. Biliyorsunuz işit yakın zamanda yani gözümüzün önünde kadınları sattılar. Yani ezidileri mahvettiler. Ee, çocuklar satıldı. Yine deprem döneminde 2000 tane çocuk kayıp şu anda. Yani bunların böyle bir bütünlükte olarak aslında bu bir Orta Doğu coğrafyasının sorunu. Şimdi Avrupa'da kadın cinayeti işlenmiyor. Kız çocukları da, kadınlar da dünyada aslında barışı sağlayacak. Savaşı erkekler çıkartıyor, kadınlar çıkartmıyor. Ne kadar barış hakim. Çocuğun cinsiyeti üzerinde ne zaman ki erkeğin e, etkin olduğu öğreniliyor, Ondan sonra o terkit sistemle birlikte savaşlar ve kıyımlar başlıyor. Bunları her zaman böyle göz önünde bulundurup kendi gücümüzü planlamamız lazım. Şimdi tabii 8 Mart yaklaşırken özellikle de depremin yaşandığı illerde ben de bir Adıyamanlı olarak, Adıyaman'da yaşayan biri olarak buradaki kadın arkadaşlarımızın, yoldaşlarımızın, depremzede kadınların yaşadığı ...birçok sorunla yüz yüze geldik. En çok da tabii kiyle konteyner kentlerde kalan kadınlar ve çocuklar mağdur durumdalar. Depremin üzerinden bir yıl geçti ama halen birçok sorun çözülemedi. Tabii bu da kadınların yaşamını çok olumsuz bir şekilde etkilemekte. Özellikle polikliniğe başvuru sayısında şöyle bir gözlemim oldu. Örneğin biyolojik olarak yani fiziksel olarak etkilenme anlamında zaten hijyene yeterince ulaşamama, e, sağlıklı ısınamama, yaz yazın konteynerlerin fazlasıyla sıcak olması, temizlik, bulaşık bu tarz etkenler, beslenmenin yetersizliğiyle B12 eksiklikleri, demir eksikliği anemisi, e, çok çok fazlaca salgın enfeksiyonlarla zaten kadınlarımızda, çocuklarımızda çoğunlukla mücadele etti. Ama gerçekten toplumsal anlamda hepimizin bir rehabilitasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Belli alanlarda rehabilite alanları oluştu aslında. Kuaförlük kursları, dikiş nakış ama bunlar da bir nebzeye kadar kadınların o sosyal yaşam içerisinde rahatlamalarını sağlıyor. Çünkü her şeyden önemli bir barınma sorunu var. Bu barınma sorununun sağlıklı olamaması... Özellikle de toplumsal yaşam içinde kadınları etkiliyor doğal olarak da arkasından çocukları etkiliyor Kadınlarda uykusuzluk baş ağrısı e, strese bağlı gelişen bir, bir takım psikolojik sorunlar oluşmaya başladığını görüyoruz çok yavaş ilerliyor her şey henüz halen yıkımlar devam ederken doğal olarak insanlarda bir umutsuzluk mutsuzluk, o da kişide stres, e, hatta son dönemlerde mesela bebek ölümlerinde, anne karnında bebek ölümlerini bile sıklıkla yaşar olduk. Maalesef bu aterkil, feodal yapının bu kadar içimize yansıtılması, bu karar vericilerin yine erkek olması, aslında buna kadınların karar vermesi gerekir. İstanbul Sözleşmesi geldiği anda kadınların belki de, bir şey yapılabilirdi yani oylama dahi yapılabilirdi. Ben bir kadının İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkabilmesini zaten anlayamam. Ama maalesef karar vericiler yine erkekler, yine terkil sistemin devamı diyelim. Yani böyle bütün billboardlarda, e internette herhangi bir şey ararken 8 Mart Dünya Kadınlar Günü deyip böyle 14 Şubat gibi, Sevgililer Günü gibi böyle basitleştirilmesi... Bu durumu böyle nasıl diyelim? içinin boşaltılması aslında yine söz konusu oluyor. Evet, sıradanlaştırmaya, içini boşaltmaya, ekranda işte eşine pırlanta aldırmaya kadar